bu herkese açık ala, annelere yasaklanırsa ben bu basın açıklamasını Galatasaray Meydanı'nda herkese yasaklı alanda yapacağım. Ve bunu her hafta aynı şekilde yapacağım. Annelerin önü açılana kadar siz burada anneleri aldığınız andan itibaren ben o Galatasaray'a yürüyeceğim. Hastanelerde önümün eşiğinde geziyorlar. Adli bunu propagandaya çevirmeye gerek yok. Biz söyleyeceğimizi söyledik, tebliğ ettik. Siz söylediniz, size ben 3 dakika, size 3 dakika. Tamam, biz dağılmamızı bunu tanıyoruz. Tamam, tartışmaya gerek yok. Bunu bir propagandaya tamam, hayır. Bir ayağı yapın, tamam, konuşmaya bak, tartışmaya. Tamam, şey bunu, arkadaşlar. Arkadaşlar herkes iki kişi al. Basına dikkat edin de basın zarar görmesin. Basın zarar görmesin. Basın. Değil mi? Adam diyor zarar görmesin. Sarı yerin dışına basın çıksın. Şu araya. Bu kamera doğru mu? Kimse duymuyor mu? Duyan yok mu? Duyan yok mu? Duyan yok mu? Galatasaray meydanına kadar yürüyüşe başlıyorum. Ve annelerin burada yapılmayan açıklamasını ben Galatasaray meydanında yapacağım. Ve polise buradan sesleniyorum. Annelere yeten gücünüzü bize de gösterin. Kadın katilleri beraat ediyor. Ama hakkını arayan herkes ceza alıyor. Bu binalarda insanlar görüşlerini açıkladığı için tutuklanıyor. Sosyal medyada görüşlerini açıkladığı için tutuklanıyor. Ve hapishaneler bir cehenneme döndürülmüş durumda. İnsanların bütün hakları elinden alınmış durumda. Hapishanelerde işkence var. Hapishanelerde zulüm var. Hapishanelerden hasta tutsakların cenazeleri geliyor. İnsanlar hapishanelerde ölüme terk ediliyor. %80, %90 engelli tutsaklar var. Kanserle boğuşan hasta tutsaklar var. 83 yaşında Mehmet Emin Özkan var. Demans hastası Aysel Suluk var. Bir ay sonra çıkmazsa ölüme giden Ekim Polat var. Ve onlarca ve yüzlerce hasta tutsak sadece ve sadece insanca tedavi istiyor. Serbest bırakılmak istiyor. Ve anneleri, çocuklarının anneleri hapishaneden tabut almak istemedikleri için burada halka seslerini duyurmak için basın açıklaması yapmak istiyor. Ve her hafta polis onları darp ederek gözaltına alıyor. 70-80 yaşında 3 tane kadın her hafta dövülüyor, her hafta hırpalanıyor. Biz diyoruz ki annelerin kısılan sesi olacağız. Biz diyoruz ki hapishanedeki hasta tutsan sesi olacağız. Biz diyoruz ki Demirtaş'ın, Can Atalay'ın, Kavala'nın sesi olacağız. Olmaya devam edeceğiz. Bu zulme, bu zorbalığa diz çökmeyeceğiz.